Nasılsın? Sen boyatmışsın. He? Nasılsın? İyi. Madalyaları aldınız genç yaşta. He? Yine elhamdülillah sizler yaparsınız. Çok daha entegre ve daha hareketli. Biz onlardan daha heyecanlı. Bu seneki de şampiyonlar aldık çocuklar. Geçen yıl da aynı şekilde o başarılı olmuşlardı. Çocuklarımıza gurur duyuyoruz. Onlara geleceği hazırlamaya çalışıyoruz. Bu şekildeki sosyal faaliyetler onların gelişiminde önemli bir faktör. Tabii işlerinde belki ileride bu işi profesyonel yapacak olanlara çıkacak. Onlara da yardım onların önüne. Ve ülkemizde sizin gibi değerli belediye başkanlarımız destek olduğu sürece de biz zaten sıkıntı yere gelmez inşallah. Bu servis olayı, işte tesisler, odalar çok bizim için önemli. Bu anlamda da teşekkür ederiz. Biz bu mutluluğumuzu, gururumuzu size paylaşmaya geldik. Çok sağ olun. İnşallah seneye daha güzel, daha büyük başarılar veririz. İnşallah. Öncelikle çocuklarımıza sahip çıktığımız için, onların gelişimine, geleceğine katkı sunduğumuz için ben de yürekten teşekkür ediyorum. Tabii yerel yönetim olarak geleceğimizin özellikle en kıymetli, en değerli varlıkları olan neslimiz bizim için önemli. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek, ne kadar sağlıklı yetiştirirsek ülkemizin geleceğini de o kadar sağlam temeller üzerine oturtmuş oluruz. Onun için biz de yerel yönetim olarak imkanlarımızın içerisinde gerçekten elimizden geldiğince daha iyisi olsa, daha fazlası olsa onu da zaten imkanı üretmek adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle mevcut geçmişteki imar mevzuatlarıyla birlikte yapılan kentleşen şehir içerisinde çocuklarımıza semt sahaları oluşturmak, oralarda farklı meydanlar bulmak çok kolay değil. Ama yeni yapılaşan yerlerde, yeni imar alanları içerisinde bunlar bir miktar daha mümkün çünkü günün şartlarına uygun planlanan yerlerde kentleşmeler başladı. Merkezlerde bu. Ama bu çocuklarımızın da yine bu spora, bu tür faaliyetlere, vakit geçirecekleri ve enerjilerini atabilecekleri alanlara ihtiyaç var. Kendi imkanlarıyla, sizin imkanlarınızla, sizin desteklerinizle birlikte, ailelerin destekleriyle birlikte ulaşmaya çalışıyorlardı. Şimdi Ünye Belediyesi olarak en azından yarısının üzerinde, hepsinde belki yanınızda olamıyoruz ama %50'nin üzerinde bu tür ulaşım noktasında sizin organizasyonlarınızda yanınızda olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ulaşımına destek vermeye gayret gösteriyoruz. Şimdi aynı şekilde öyle çocuklarımız gibi terliler. İstiyoruz ki sağlıklı alanlarda duşlarını alabilsinler, kıyafetlerini soyunup giyinebilsinler ve kendi mekanları olsun noktasında biliyorsunuz amatör spor kulüplerimiz için, bu çocuklarımız için bir bina yapımında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte Spor Bakanlığımızın destekleriyle ve yerel yönetim olarak da biz de ciddi anlamda ki oradan sağlanan imkanın üzerinde de bir imkan oluşturarak böyle güzel bir binayı tamamladık. İşte el birliğiyle bu gençlerimizin geleceğe hazırlanması için hem spor hem de eğitim olsun, diğer konularda da olsun, el birliğiyle inşallah neslimizi geleceğe hazırlayacağız.